Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fenerbahçemiz Süper Ligi tamamladı. Ve deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Barış Baştaş'ın kırmızı kart yediği müsabakada Serdar Dursun'un, Serdar Aziz'in, İrfancan Kahveci'nin ve Valencia'nın 2 golüyle müsabakayı 5-0 kazanmayı bildi takımımız. Ve sezonu galibiyette noktaladı. Maça ilişkin Arda Okan Kurtulan'ın ilk kez A takımla resmi bir maçta forma giymesi sevindiren gelişme oldu ki oynadığı kısa sürede bile e, beğenileri topladı. Arda Okan Kurtulan 6 dakika bir kilit pas, bir top kapma, iki pas arası, bir kazanılan faul, kazanılan ikili mücadele 4 de, 4 4'te 4 %100'den oynamış. Yani Arda Güler'den sonra Arda Okan Kurtulan da 6 dakikalık A takım performansıyla yere göğe sığdırılamaz oldu ki hani 5-6 dakika yani futbolcuyu değerlendirmek çok saçma ama Arda Okan'ın kumaşını belli etti desem yalan söylemiş olmam. Serdar Aziz Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattıktan 2 gün sonra yeni Malatya Spor Deplasmanı'nda golünü attı. Mert Hakan'ın ilk 45 dakika istatistiği Üçüncü bölgede pas isabeti %91, kilit pas sayısı 4, şut isabeti %100, 2'de 2. İkili mücadele kazanma %100, yani 3'te 3'tüm. Sayılmayan golde de asistini saysan, yani şut isabeti 2'de 2 ama kilit pas 5 olacak. Üçüncü bölgede pas isabeti 91'in üstüne çıkacak, 92'leri falan bulacak ve asist yapmış olacak. Şimdi Mert Hakan bu sezon ilk 11 başladı, 23 maçta. 2 gol 10 asistlik bir performans gösteriyor. 2 gol 10 asist. Yani e, Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Mert Hakan'a Zayt bu sezon toplamda 22 gol katkısı verdiler. Ve son 10 haftada sergiledikleri performans belki de takımın sıralamada bu şekilde e, sonuçlanmasına sebep oldu. Valencia sonradan oyuna girdi. Küfürle çalışan Valencia 13 gol 6 asist. Yani baktığınız zaman belki de hiçbir şey yapmadı diyebileceğiniz futbolcu ama ona 13 gol 6 asist. Takdire şayan bir istatistik bence. Serdar Dursun çok tartışılan bir isim. Son 26 yılda Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en çok gol atan 4. yerli futbolcusu arkadaşlar. Hocam niye 26, niye 27 değil? O zaman 4. oluyor. Şimdi 26 yılda en çok gol atan, pardon ee, o zaman 5. oluyor. 4. yerli futbolcusu. En çok Tuncay şanlı 2003-2004'te atmış 19 gol. 2007-2008'de Semih Şentürk 17 gol. 2001-2002'de Serhat Akın 16 gol. Ama şunu söyleyeyim. Serhat da Tuncay da sprinter forvet'ti. Hatta Tuncay tam olarak forvet değildi. Kanat forvet'ti. Serhat da Birçok maçta kanat forvet oynatıldı. Semih direkt forvet yani kanat falan oynatılmadı. Ama çok fırın ekmek yemesi gerekiyor. Bu sezon üzerinde Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan isimler arkadaşlar. Yani total bir rakam verecek olursak Serdar Dursun 15 gol, 9 asist. Şey, 15 gol 4 asist özür dilerim. 19 gol katkısı. Valencia 13 gol, 6 asist. O da 19 gol katkısı. Rossi 6 gol, 7 asist, 13 gol katkısı. Geçen sene Pelkas hatırlarsınız 7 gol, 7 asist yaptı diye. Neredeyse kendini dikelim diyorlardı. Bu sene Rossi'ye ben iyi dediğimde sayıştırıyorlardı. Mert Hakan 2 gol, 10 asist. Dikkat edin 12 gol katkısı. İrfan Can 4 gol, 7 asist, 11 gol, gol katkısı. Ancak parantez içinde söylüyorum İrfan Can'ın en az 20-25 katkı vermesi lazım. Mesela bu maçta iki tane katkısını yediler. Birinde Novak boş kale atamadı. Birinde Serdar Dursun'un kafasını kaleci çıkarttı. Mesut Özil 9 gol, 2 asist, 11 gol katkısı. Zayis 9 gol, 1 asist, 10 gol katkısı. Baktığınız zaman aslında hiç de fena olmayan katkılar. Yani skor dağılımları dengeli. Ama şampiyon olmak istiyorsan şu tabloda en az 3-4 oyuncun 25'i geçecek abi. Ne derseniz deyin 25'e geçecekler. 4 tane oyuncu 25'e geçse bak bakalım sonuç ne oluyor. Ee, yeni Malatya maçına ilişkin futbolcuları puanlamamı çok çok istediler. Şimdi elimde bir liste var. Futbolcuların puanlı listesi. Ben önce ona bakayım. Önce onu söyleyeyim de sonra demesinler oradan bakarak söyledi diye. İrfan Can'a 10 vermişler. Mert Hakan'a 10 vermişler. Valencia 10, Serdar Aziz 956, Altay 889, Serdar Dursun 854. Mustafa Hoca tedrisatı. Altay 10, Ferdi 10, Serdar du Serdar Aziz 10, Kiserant 3, Novak 3. Ya hocam direkten topu döndü. İşte bir tane de kaçırdı diye niye 3 veriyorsun? Ya arkadaşlar Savunma aksiyonlarına bir bakın. Tisserant'ın, Nova'nın aksiyonlarına bir bakın. Ben önümüzdeki sene bu ikisini de istemiyorum kadroda. Yani kesinlikle şampiyon takımın bolcuları olamazlar ya. Hadi 5 vereyim. Nova'yla Tisserant'a da 5 vereyim. Ayıp olmasın. Gustavo 9. Tam çapalığını güzelce de yaptı. Zaits 3. Hadi ona da 5 vereyim. Ayıp olmasın. Yani Zayt, Nova, Tisserant 3'üne de 5 veriyorum. Mecburiyetten. Irfan 10. On... Mert Hakan ıı, 10 Rossi 10 Serdar Dursun 7 Arkadaşlar Serdar Dursun öyle ahımşan bir şeyi yok. Ha gelen şeyleri gol attı etti. Ama yani ben bugün Serdar Dursun'u çok beğenmedim açıkça söyleyeyim. Oyuna sonradan giren Sosa'dan hiçbir şey anlamadım. Valencia Sonradan girdi. 2 gol birden attı. Katkısı var. Kesinlikle 10. Hatta Rusya bir de asist yapıyordu. Ben İsmail Kartal'da şurada kızıyorum. Ya Çağatay Kuru kalıp yedek kulübesinde hapsi oldu. Mesela. Atilla Salay sonradan girdi. Bir şey anlamadım. Burak Kapacak'tan hiçbir şey anlamadım. Arda Okan kurtulan o kısa süre içinde 10. Puanlamam bu şekilde arkadaşlar. Hani hak geçmesin. Hocam puanlama yapmayacak mısın diyen arkadaşlar için. Yapayım. Şimdi baktığınız zaman bu sezon, sezon özelinde söylüyorum. Sezonun bittiğinde deselerdi ki arkadaşlar Fenerbahçe öyle bir sezon geçirecek ki Beşiktaş'a 14, Galatasaray'a 21 puan fark atacak. Kaç? Beşiktaş'a 14 puan, Galatasaray'a 21 puan fark atacak deselerdi herhalde e, halay çekerdik. Değil mi? Sezonun başında. Birisi bunu söyleseydi halay çekerdik. Bugün itibariyle Fenerbahçe Beşiktaş'a 14, Galatasaray'a 21 puan fark atarak ligi tamamladı. Ancak ikinci bitirdi. Ha, liginde ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bilemem arkadaşlar. Ona siz karar vereceksiniz. Şimdi ee, sezon demişken ben size şunu sorayım. Sizce sezonun futbolcusu kimdi? Hani aklıma benim kim geliyor biliyor musunuz? Gerçekten de kim geliyor? Kim Minji'yi aday gösteririm. Chris Boy'a aday gösteririm. 2. Osai'yi gösteririm. 3. Ferdi'yi gösteririm. 4. Zayt'sı gösteririm. 5. Altay'ı gösteririm. 6. Arda Güler'i gösteririm. 7. Hani Muhammed Gümüşkaya'yı gösteririm. 8. Siz saymasanız da ben Rossi'yi gösteririm. 9. Sizce sezonun ilk 3 futbolcusunu yazın ya da. Ya da hocam şunlar da şunlar. deyin. Bakalım neler çıkacak. Bu arada ee, şey yaparsınız. Ha hocam 10 kişilik Malatya. Yarım saatte sana 3 gol atacak değildi. Ya Valencia Salahin'in oyuna girmesi komediydi. Keşke Arda Okan, Çağatay, Emir Ortakaya girse de. Emir Ortakaya bildiğim kadarıyla bir de bugün maçtaydı. Yani genç takımın maçında oynadı. Nasıl geldi Malatya? Gerçi Malatya'da oynandı herhalde maç. İstanbul'da değilmiş. Yani... O 19 maçında oynadık. 2-1 kazandık diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Belki ondan oynatmadı da. E, İsmail Kartal'ın da maalesef ne uzalır ne kısalır bu hareketi aslında biraz ilginçti açıkçası. Bunun haricinde mesela Önder Özen'in bazı yorumları var. Fenerbahçe'nin maçına ilişkin. Hani tek taraflı bir maç oldu diyor. Malatya'nın 2-3 pozisyonu olsa da hani Barış'ın atılması Malatya için tamamen koptu. Eee Ciddi bir, yani çok başarılı olmadığı bir sezonda bu sayıya ulaşması da iyiydi. Mert Hakan Lig'in en formda orta sahalarından biri diyor. Mesela merak ediyorum ben milli takım aday kadrosuna çağrılacak mı? Bir gün herkes Fenerbahçe olacak diye bir söz var diyor. Yani siz kötü bile olsanız taraftara bunu hissettirirseniz kabul ederler diyor. Saha içinde didişmeye ihtiyacı yok. Yani hakem vara gidiyor. Tamam doğru ya da yanlış ama Serdar Aziz Mert Hakan önünü kesiyor. Yapmayın bunları diyor. Hani... Siz Fenerbahçelisiniz. Kanıtlamaya ihtiyacınız yok diyor. Yani maçın sonuna kadar ciddiyetle oynayın. Mert Hakan Barella gibi diyor. Yani dünya futbolda marka bir orta saha değilseniz bazı özelliklere sahip olmalısınız. Verat olayı kıpırtısı olmasıdır diyor. Barella'da ne vardır? Topu taşıyan oyuncudur. Mert Hakan da Barella tarzı bir oyuncu. Kendi topuyla gidiyor, rakiplerine servis yapıyor. Futbol artık bu tip oyuncuları talep ediyor. Liverpool'un 3 orta sahasında aynı özelliklere sahip oyuncular. Topu taşıyabilen, ikili mücadelelere giren tipte orta sağlar diyor. Mert Hakan'ın önemini de buradan anlatıyor arkadaşlar. Yani topu taşıyan bir oyuncu diyor. Düşen takıma 5-10 atılır mı? Düşmüş takıma 5-10 atılır mı? Atılır. Manchester City alt liglerde bir takıma 10 tane atmıştı. Herkes tepki gösterdi. Pep çıktı. Bu insanlar buraya maç izlemeye geldi. Tabii ki atacağız dedi. Ben de şunu söyleyeyim. Mesela ben Valencia'nın girmesine hiçbir tepki göstermedim. Girecek tabii dedim. Ama Sosa'nın girmesi beni biraz şaşırttı. Yoksa Geçen sene bu takım bizimle alay etti arkadaşlar. Küme düşmesi, virüs yüzünden engellenen bu takım. Fenerbahçe'ni alay etti. Etmediler mi? Bizimle alay ettiler. Ben sevindim açıkçası. 5-10 atsaydık keşke dedim. Mesela bu sezon en çok hangi maçı kaybettiğinizi üzüldünüz? Ben açık söylüyorum. Ben Trabzon deplasmanda kaybettirildiğimiz maça gerçekten çok ama çok üzüldüm. En çok sevindiğim maç hangisini kazandığımıza sevindim? İnanın Galatasaray'ı deplasmanda yendiğimiz maça çok sevindim. Yani <laughs> yaptığım esprilerin arkadaşlara takılmanın adli hesabı yoktu mesela. Gaziantep'e yenilmemiz kötüydü mesela. 3-2 yenildik. Ondan sonra Beşiktaş'la da berabere kaldık. O Gaziantep'i yenseydik Beşiktaş'ta yenerdik belki de. Sizin sezonda en sevindiniz ya da en üzüldüğünüz maçlar hangisi? Şimdi... E Şor gecesi olayında konuşacağız ama diğer videoda konuşayım. Önder diyor ki şu Portekiz teknik adamların tamamı Jose Mourinho'nun etkisindedir. Onun gibi olmayan tek teknik adam Jorge Jesus'tur. Jesus ile kimse kavgaya girmez. Giren de kaybeder. Ama bu adam giriyor diyor. Lisbon'da bunu iki kulüpte de yaşadı. Flamengo gibi bir devi yarıştırdı. Yönetim kurulunun kararına itiraz etmem diyor. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesine katılacak. Arkadaşlar bakın bir kelime oyunu yapıyorlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gibi. Bunu bilerek yapıyorlar. Hani turu geçemeyip elensin de yıkım büyük olsun diye bu oyuna gelmeyin. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerini de belirteyim. Şimdi eğer bir aksilik olmazsa hani Rus saldırısı nedeniyle 2021-2022 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla ikinci kabul edilen Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin İlk muhtemel rakibi durumunda. Sezonun bitimine bir hafta kalan. Bir dakika ben şunu merak ediyorum ya. Ukrayna'da niye Dinamo Kiev eleme oynuyor? Benim bildiğim şaklar her sene çeyrek final falan yapıyor. <laughs> yani ülke puanı olarak bunlar bizden çok çok iyiler. Allah Allah şaşırdım yine de ya. Ya ben Dinamo Kiev olmasına çok şaşırdım. Adamlar her sene çeyrek final yapıyorlar, yarı final yapıyorlar. Çeyrek olması da gruptan çıkıyorlar. Danimarka'nın ise lig ikincisi Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakibiymiş. Kopenhag son hafta öncesi 3 puan farkı Midtjylland'ın önünde de. Yani biri şampiyon olur, diğer ikinci olursa Fenerbahçe'nin rakibi. Buraya çekim 15 Haziran'da. İlk maç 19-20 Temmuz'da. Rövanş 26-27'sinde. Tabi Ukrayna takımları gitmek istemezlerse ya da gönderilmezlerse de tur daha azalmış olacak. Peki hocam. Peki. İsmail Kartal gençleri niye oynalmadı? almadı? Yani duyunca şok olacaksınız. Niye oynalmadı biliyor musunuz? İsmail Kartal istiyor ki Fenerbahçe taraftarının aklında soru işareti kalmasın. Acaba gitmese miydi? Başına para vermese miydik? Bana yani ritim tuttuydu. Demeyelim diye İsmail Kartal bile bile gençleri oynalmadı almadı arkadaşlar. Yani İsmail Kartal kendisini yok etmek uğruna bunu yaptı. Ben de şunu merak ediyorum. Hiç mi bir baba yiğit basın toplantısında çıkıp da hesap sormadı? Hiç mi bir baba yiğit basın toplantısına çıkıp da bu soruyu sormadı? Ya hoca. bir dakika bu de. Ne işlik yapıyorsun? Ya. Sözde iyi çıkartmıyorsun. Niye Ne alıyorsun? Diyen hiç mi olmadı? Gerçekten merak ediyorum ya. Yani Niye böyle oldu? Yani ben anlamadım arkadaşlar. Ha, şu var. Hocam Sosa'nın kontratı böyledir. Oynama garantisi vardır maçlarında falan filan zannetmiyorum. Eğer oynama garantisi olsaydı bu maçta değil de daha önceki maçlarda oynatılırdı. Mesela Beşiktaş maçıydı sanırım. Biz doğru düzgün stopersiz oynadık. Stoperde Nova oynattık. Mesela benim bildiğim Gustavo stoperde Novak'tan daha iyi oynardı. Gustavo'yu orada oynatıp sol sayı orta sahada oynata, oynatabilirdik mesela. Yani oynama maddesi olsaydı o maçta oynatırdık. Zaten ihtiyaç da vardı. Mesela Berisha kadro dışıydı. Kimse Berişa'yı sormadı. Ha, Nazım'ı sordular. Nazım çapraz bağından sakatlık yaşadı falan filan diye. Hani İsmail Kartal iyiydi, hoştu ama acaba giderken Fenerbahçe'ye zarar verdi de mi gitti diye de düşünülmesin arkadaşlar. Sakatlık futbolun içinde var. İlla ki olacaktır. Yani sakatlığı siz kendiniz belirleyemiyorsunuz. Ha, bu çocuklar çok iyi e, hazırlanmadılar sezon başında. Yani Vitor Pereira'nın hazırlama stratejisi çok iyi değildir. Şimdi Vitor Pereira'cı olup da benim karşıma çıkmayın arkadaşlar. Vitor Pereira şuna inanır. Futbolcu kendini hazırlamalıdır. Evet teknik direktörü hazırlamalı ama futbolcu daha çok hazırlamalıdır der. Öyle bir mantalitesi var. Bu yüzden de çok ağır çalıştırmaz. İyi de hocam çalışan nasıl çalışıyor? Mesela Kim Min nasıl çalışıyor? Arkadaşlar siz Kim Min yani kendine nasıl baktığını biliyor musunuz? Adam böcük yiyor, böcük. Sıçan yiyor. Solucan yiyor. Oğlum solucan yiyen adam Hocam solucan başka lan solucan yiyen adam Tebbiye sinir yok. Bak tabi sik yapmayın adam can sıkmayın. Lan solucan yiyen adam kendine bakmaz mı ya? Adam iyi oynuyor işte. Yani bak Mert Hakan mesela Sivas'tan geldi. İlla ki Kayseri'den sucuk pastırma falan alıyordur. Adam sezon boyunca emin olun sucukla pastırmayla besleniyordur. Sucuk pastırmayla beslenen adam kötü mü oynar ya? Hocam Crespo'nu yiyor. Yarım kilo kaşar yiyor. Allah Allah. Manyak mısınız oğlum? Ne yiyecek? <laughs> Normal yemeklerini yiyor. Ama kimyiciyi böcük yiyor yani. Biliyorsunuz o virüs sürecinde biz öğrendik ya böcük yiyorlar. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Yani bu sene Fenerbahçe'nin bitirdiği yerden. Yani kötünün iyisi olarak ben memnunum. Bak kötünün iyisi olarak. Hak ettiği birincilik miydi? Açık söyleyeyim yani İsmail Kartal Fenerbahçe'sinin gerçekten hak ettiği birincilikti. Yani gerçekten birincilikti. Şimdi Nuri Şahin, Antalya Sporu, Sami Uğurlu, Kasım Paşası e, lige damga vuran takımlar. Hani onlar damga vurduğu sürede hatırlayın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u iyice geriye gitti. Özellikle şu hakemler falan görevden alındıktan sonra herhalde o dönemde hiç galibiyet falan olmadı. E, baktığın zaman Fenerbahçe iyi oynadı, hoş oynadı. Hani gözleri doldurdu ama iyi oynamak, hoş oynamak çok da yetmiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bazen bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Benim hani sizlere aktaracaklarım, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Yani herhangi bir zorunluluğu yoktu İsmail Kartal'ın kendi tercihi Kazanmak istedi Hani giderken kazanarak gitmek istedi Belki de puan ortalamasını yüksek tutarak gitmek istedi Hani Herkes için arkadaşlar bu geçerli Gittiğiniz yerde CV'yi soruyorlar size Daha önce bir deneyiminiz var mı diyorlar Siz de çıkarıp masaya koyuyorsunuz bir şeyi Sonra onlar bakıyorlar o diyorlar deneyim bayağı büyükmüş diyorlar CV mi diyorlar ona Deneyim büyük olunca haliyle iş imkanı da büyük oluyor. Ve e, bu sezon bu şekilde bitmiş oldu. Hani haksızlıklarla, zulümlerle geçen sezon. Fenerbahçe ne yapmalı? Çok amiyane, basit tabirle söylüyorum. İskeleti koruyup 3-5 nokta atışı yapıp şampiyonluğun en büyük adayı olarak sezona başlamalı. Yoksa üzülen yine hepimiz oluruz. Sil baştan kadro kuralım. Sil baştan kadro kuralım. Ya sil baştan mil baştan kadro madro kurulmuyor. Ya sil baştan mil baştan kadro kurulmuyor. Saçmalamayın onu geçiniz. Sil baştan falan kadroya gerek yok. Ya yani 15 tane futbolcu sat. 20 tane futbolcu al bilmem. 15 tanesini kiraya gönder falan. Bu bize göre değil. Bizim modelimiz bu değil. Bizim modelimiz şampiyon olmak. Son bir soruya cevap vererek videomu sonlandırayım. Hocam peki Jesus şampiyon yaptı. Bir sene sonra ayrıldı. Ayıp değil mi? Yazık değil mi bize hani şampiyon sonra. Peki size bir soru soruyorum. Size bir soru soruyorum. Bu sene şampiyon yapsın da kim yaparsa yapsın demiyor musunuz? Mesela İsmail Kartal kesinlikle şampiyon yapacak deseler. Kalsın dersiniz. Yani Emre Belezoğlu geri gelecek şampiyon yapacak deseler. Gelsin dersiniz. Jesus şampiyon yapacak. Sonra gidecek. La tek şampiyon yapsın da. Nereye gidiyorsa gitsin dersiniz. Ben de sizinle aynı düşünüyorum. Tek şampiyon yapsın da nereye gidiyorsa gitsin diyorum. Kanalımızda abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizimlesiniz. İnşallah sabaha şurası 23.800 olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.